Vizyona bakın. Gözlerim yaşaldı. İki gündür. Vizyona bakın. İkinci yüzyıl vizyonuna. Tank, top, SİHA, İHA. Vur, öldür. Kahramanlık türküleri. Vaktiyle terörü bitirmek adına İsrail'den alınan SİHA'lar süreci tamamen aksatmış ve hüsranla sonuçlanmıştı. Tespit edilen terör yuvalarının olduğu görüntüler önce İsrail'e gidiyor, ardından montajlanıp Türkiye'ye aktarılıyordu. Zamanla SİHA'ların aniden sinyallerinin kaybolması, çiplerin eksik olması gibi durumlar artık bu teknolojiyi yerli olarak üretmenin gerekliliğini ortaya koydu. Milli savunma sanayi şirketlerinin bu sektörde adından söz ettirecek çalışmaları terörle mücadelenin seyrini tamamen değiştirdi. Öyle ki yeri geldi yabancı ülkelere bile kendi SİHA'larımızı ihraç ettik. Ukrayna-Rusya savaşında Ukrayna tarafından talep edilen bizim SİHA'larımız oldu. Yine aynı şekilde Azerbaycan'ın Karabağ topraklarına yeniden kavuşmasında bu SİHA'lar büyük rol oynadı. Anlamak isteyene çok şey anlatacak olan Türk savunma sanayisinin dönüşüm süreci bazılarını hiç memnun etmedi. Dış ülkeler bile övgüler yağdırırken CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, İHA SİHA üretmek vizyonsuzluktur dedi. Vizyona bakın. Gözlerim yaşaldı. İki gündür. Vizyona bakın. İkinci yüzyıl vizyonuna. Tank, top, SİHA, İHA. Vur, öldür. Kahramanlık türküleri. Cumhuriyet bunun için kurulmadı. HDP'den alınan destekle Büyükşehir'i kazandıklarını belirten Seçer, minnetini ifade etmekten geri durmadı. Belediyeyi ufak bir toplama kampına çevirmeye çalışan Seçer'in medya, basın ve yayın işleri sorumlusu olarak görevlendirdiği Bedrettin Gündeş'in terör örgütü üyeliğinden daha önce hapis yattığı ortaya çıkmıştı. Belediyede yaşanan terör örgütü ilişkisinden dolayı gözaltına alınan tek kişi Gündeş de değil. Yani anlayacağınız terör örgütüne verilen ağır zayiattan Seçer'in rahatsız olması gayet normal. Her ülkenin terörü bitirmek, yasa dışı faaliyetlere son vermek gibi vizyonları vardır. Bunlara karşı olmaksa tamamen vizyonsuzluk.